Yaşamını yitiren Somalı maden işçilerinin aileleri şu an yürüyorlar. Türkiye Kömür İşletmeleri, işletmeleri önünde toplanan aileler madenci anıtına doğru sizin de duyduğunuz gibi sloganlarla yürüyüş başlattılar. Evet, siz de bir madenci ailesisiniz. Ne söyleyeceksiniz? Ya katiller tutulsun. Mahvettiler bize. Bak eşim öldü, kızımdan perişan kaldı. Evet, çok zor. Evet. Neler hissediyorsunuz? 2 yıl geçti aradan. 2 yıldır çekiyoruz. Evet. Ne yapayım? Davaları takip edebiliyor musunuz? Elimden geldiği kadar ediyorum. Evet. Bazı tepe köyde olayım, bazı karşıda durayım. Elimden geldiği kadar o köyde takip edeyim. Ben bakalım. İnşallah katiller tutulur. Evet. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorsunuz. İsteyim. Eşim orada mahvoldu. Evet, eşinizi kaybettiniz. Kaybettim, eşimi kaybettim. Tamam, başınız sağ olsun tekrar. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Bayram. Bayram Uçkur. Evet, siz de oğlunuz sanıyorum kaybettiniz. Oğlumu kaybettim ben. Ne diyeceksiniz? Buyur. Ne diyeceksiniz? Üzerinden 2 yıl geçti. Felaket şey, ölüme terk bir şey hissettik. Yani ölüme bizi terk ettiler hani. Evlatlarımızı katillerle şimdi devlet besler kuzu kuzu. 5 milyon Suriyeli bakacağımıza bu bizim kendi halkımızla ilgilenirdi. Bu kazalı olmayacaktı. Peki kazaların tekrar olmaması için gereken önlemler alındı mı sizce? Hiçbir önlem alınmadı. Verdikleri sözleri tutmadılar. Neydi mesela tutmadıkları sözler? Madenlere şey yapacağız dediler. Sığınma odası yapacağız dediler. Sağlık şeyler yapacağız dediler. Hiçbirini de söz verdiler, tutmadılar. Madencinin de kaderinde yazıyor bu ölüm dediler. Neden yapmadılar sığınma odalarını? Bunların gözlerini para bürümüşler, kömür bürümüş. Başka bir şey yok. Nedir talebiniz bir aile olarak? Nasıl seslenirsiniz? Yani biz ölüme terk edilmişiz. Yani biz, bu halk bu katliamları böyle sessiz kalırsak daha bu katliamlar daha devam eder. Semih, gel. Geçin şöyle hemen. Gelin, hoş geldiniz. Evet, yürüyüş devam ediyor şu an. Maden işçilerinin yürüyüşü. Özgür hocam, şöyle. Burada mı? Evet. Yürüyerek. Evet. Evet, şimdi yanımızda katliamı başından sonuna takip eden, çeşitli çalışmalar yapan Manisa, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yanımızda. Evet, Özgür Bey, siz nasıl değerlendireceksiniz geçen 2 yılı? Geçtiğimiz 2 yıl boyunca gördüğümüz bir tek şey var. 2 yıl önce 70 milyon kişi eğer unutursak yüreğimiz kurusun diyordu. Ama burada işte 3000 kişi, 2000 kişi varsa onun dışındaki çok önemli bir kitlenin 2 yıl önceki duyarlılığı kaybettiğini görüyoruz. Elbette Soma meselesinde toplumun belli kesimleri, özellikle toplumun sol kesimlerinin duyarlılığı devam ediyor. Ama Türkiye'deki bu sömürü sisteminden beslenen, sömürü sisteminde kendisine bir gelecek görenler ilk günlerdeki timsah gözyaşlarını döktüler. Sonra da Soma'yı başıboş bıraktılar, kimsesiz bıraktılar, yapayalnız bıraktılar. Soma'ya verilen sözleri 3 kategoride ele alacak olursak, geride kalanlara verilen sözlerin bir kısmı tutuldu. Hemen hemen %60'ı tutuldu. Somalı maden işçilerine ve Türkiye'deki maden işçilerine verilen sözlerin çok azı tutuldu. Ama tutulmayan bir söz var ki işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesi kesinlikle yerine getirilmeyen sözlerin en başında geliyor. Evet. O sabah 301 tane işçimiz, 301 canımız madene girerken ne kadar güvendeyse bugün Türkiye'de 45 bin tane maden işçisi en fazla o kadar güvende. Onların hayatını korumak, onlara hayata tutunmalarını sağlamak için meclis görevini yapmadı, hükümet görevini yapmadı. Allah'a emanet gidiyor her şey. Her an bir benzer faciayla karşılaşmamız sürpriz değil. Ümit ederiz. Madenlerdeki gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacak
kararlı işçiden, emekçiden yana bir halk iktidarı gelir. Yoksa facia bu sene olmazsa seneye olur, 10 sene sonra olur ama yeniden olur. Evet, bir de yargılama süreci devam ediyor. Ona dair neler söylersiniz? Yargılama sürecinde 6 tane tutuklu sanık kaldı. Kamuoyunun davaya duyarlılığı azaldıkça tutukluların sayısının azaldığı, mahkemedeki psikolojik ortamında şirketin lehine geliştiğini söylemek yanlış olmaz. Kamuoyunun ilgisini bekliyoruz mahkemeye de. Evet, Soma'da en acil ne yapılması gerekiyor? Soma'da değil, Türkiye'de en acil emekten yana bir iktidarın kurulması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, madenci ailelerinin TKİ önünde başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Evet, AKP'ye yönelik tepkilerini dile getiriyorlar madenci aileleri ve yürüyüşe katılanlar. Evet, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.